Arkadaşlar, selamünaleyküm. Nasılsınız? Ben yine arazideyim. Buralarda sonunda ölüp gideceğim herhalde. Halk dilinde salut, Karadeniz'de ıspıt, zılbıt veya kaldirik denilen bir otu topluyoruz. Biliyorsunuz bu otu. Bakın şöyle söyleyeyim. Açayım etrafını, çiçeğini de görün en azından. Evet, bu şekilde otları topluyoruz. Çiçeği de bu. Ortasındaki. Biliyorsunuz bunun yapraklarından sarma yapılıyor, taze yapraklarından. Saplarından kavruluyor, yemek yapılıyor veya turşu yapılıyor. Ben turşu yapıyorum. Şu anda artık son günleri. Karadeniz bölgesinde çok var bu. Şu anda tabii biz İstanbul'dayız. Allah nasip ederse Haziran'ın sonunda Karadeniz bölgesine de gideceğiz. Herhalde orada da yetişiriz galiba. Öyle zannediyorum. Bakın bu arada şunu göstereyim. Domuz buraları bakın nasıl. Görüyor musunuz? Sökmüş, şey yapmış. Bakın ne çıkarmış. Domuz lahanası, Karadeniz'de denilen yılan otu. Bunun köklerini yiyor bu hayvan. Bakın burada da vardı yılan otu. Onu da toplayacağız. Yılan otu çok faydalı bir bitki. Arkadaşlar gerçekten bir video çekmiştim. İlk başlangıçlarda ölümden başka her şeye çare. Emin olun her şeye çare. Son yaptığımız tecrübelere göre artık inanıyorum ki hemoroid üzerinde bile en etkili bitkisel tedavi yılan otu. Kesinlikle bulabiliyorsanız bu otu, varsa çevrenizde bunu toplayın. Ben yemeğin nasıl yapıldığının tarifini de vermiştim. O şekilde yemeğini de yapın. Ve bunu tüketin. Konserve haline getirin. Konservesini saklayın. Devamlı tüketin. Ben hemen hemen şu anda hemen hemen her gün, abartmayayım, her gün tüketiyorum bir şekilde. Çorbanın içine katıyorum, yemeğin içine katıyorum, yalnız başına tüketiyorum. Tüketiyorum. Bunu tüketin. Müthiş bir şifa. Yani ben biliyorsunuz arkadaşlar, denemediğim hiçbir şeyi asla ve asla kimseye tavsiye etmiyorum. Bunu denedim. Mükemmel bir bitki. Mükemmel. Mükemmel bir doğal ilaç. Mükemmel bir antibiyotik. Mükemmel bir antioksidan. Yani kanı temizler, içerideki pislikleri temizler, bağırsakları, kurtları yok eder. Yani şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Hodan kaldirik topluyorsunuz, yılan otundan bahsediyorsunuz. Evet. Hodan kaldirik topluyorum ama ya yılan otunun faydalarından bahsetmeden geçemiyorum. Mükemmel bir şey. Yani emin olun kansere kadar birçok şey üzerinde etkili olduğuna %1 milyon ben eminim. Ben eminim. Şöyle söyleyeyim. Kim kullandıysa bir şekilde onda bir derdine çare buldu. Yani herhangi bir derdine çare buldu. Şöyle söyleyelim, nasıl diyelim. Komple bir şey, bitkisel kür. Her şeyin üzerinde etkisi var. Üzerinde etkisi olmadığı hiçbir hastalık yok. Bazılarında çok etkili, bazılarında az etkili. Bazılarında tamamen tedavi edici, hastalığı yok edici. Emin olun mükemmel bir bitki. Evet, yılan otunun reklamını fazla yaptıktan sonra, tabii arkadaşlar satmıyorum, yani ben onun reklamını onun için yapmıyorum. Biliyorsunuz ben hiçbir bitkiyi satmıyorum. Genelde topluyorum, kendim kullanıyorum. Yakınımda, çevremde, yani bana yakın faydalanabilecek insanlar varsa onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın yılan otu. Bunları da toplayacağım. Ama şimdi değil. Toplayacağım, konserve yapacağım ve konservesini tüketeceğim. Bitene kadar. Evet arkadaşlar, bunları böyle bu şekilde topluyoruz. Görüyorsunuz. Ondan sonra şöyle saplarını ayırıyorum. Bunları güzelce ne?
turşu yapıyorum. Benim turşusu çok hoşuma gidiyor. Çok lezzetli oluyor. Hoşuma gidiyor. Sabahları bile yiyorum kahvaltıda. Çayla beraber. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir tat. Tabi zevkler ve zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir söz var. O da çok doğru. Bazı insanlar otları hiç sevmezler. Onları anlatamam. Ama emin olun bunlar sadece ot değil arkadaşlar. Ot değil bunlar. Bunlar bir, nasıl söyleyeyim, gerçekten doğal bir ilaç. Hepsi doğada gördüğünüz bütün otlar aynı şekilde hem gıda, organik olanlardan bahsediyorum, hem de ilaçtır. Bakın burası bizim bir arkadaşımızın yeri. 30 senedir, belki de daha fazladır, burası ekilip biçilmeyen bir yer. Yani kendi haline bırakılmış, atıl vaziyette kalmış. Tamamen %1 milyon organik, %100 demiyorum, %1 milyon organik. Sadece buradaki gübreler, şu dökülen yapraklar, çürüyen ağaçlar vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, şimdi bunları şöyle kopardık, saplarını ayıracağız. Of, yoruldum. Tabii ben videoya başlamadan önce de bayağı bir toplamışım. Bakın her taraf dolu burada. Şurada da dolu. Yetiştirebilsem onları da toplayacağım. Evet, turşusunu yapacağım. Nasıl yapılıyor size tarif edeceğim. Hadi şimdi isterseniz mutfağa gidelim. Arkadaşlar, yapraklarımızı güzelce toplamıştık. Diğer aşamaları video uzun tutmasın diye size göstermedik zaten. Güzel bu şekilde bunları doğradık. 5-6 sudan geçirdik. Güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra yaklaşık tencerede suyun içinde yarım saat kadar veya damak zevkinize göre kaynattık. Kaynattıktan sonra güzelce süzdük ve dinlemeye bıraktık. Dinlendikten sonra şimdi bunu biz turşu olarak yapacağız. Turşu yapacağız. Malzememiz ne bizim? Bir tane cam kavanozumuz var. Bir su bardağı kalın salamura kaya tuzumuz var. Bir bütün baş sarımsağımız var. Ve biz kullanıyoruz. Siz bilmiyorum kullanır mısınız? Acı biberimiz var. Yani Arnavut biberi, sivri Arnavut biberi doğranmış. Biz bu turşuda sirke kullanmıyoruz. Çünkü bunu ekşi olarak yemiyoruz. Kavurmasını yapıyoruz. Kavurmasını yaptığımız için de sirke koymuyoruz. Ekşi olmasın diye hemen kavanoza dolduralım. Zaten işlemler normal. Turşudaki işlemler gibi. Evet, sarımsağın bir kısmını koyuyoruz. Yaklaşık bu haşlamış olduğumuz için bu turşuyu yaklaşık 10-15 gün sonra tam hazır duruma geliyor. Rahatlıkla soğanla sıvı yağla beraber kavurup salçalı bir şekilde veya normal kavurup tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtlu yapabilirsiniz. Yumurtalı yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Evet, kalan sarımsağımızı da koyalım. Evet, sarımsak işimiz bitti. Şöyle bir kat daha bundan koyduktan sonra, neydi bunun ismi? Yörelere göre değişiyor. Karadeniz'de salut, zılbıt, ıspıt, hodan, kaldirik, bir sürü değişik değişik isimleri var. Hemen şimdi pul biberimizi koyalım. Bu zaten olduğu gibi tamamen nüfuz edecek her tarafına turşunun. En üste biz tuzumuzu koyuyoruz. Şunu da koyduk. Tuzumuzu hemen koyalım. Şimdi de suyumuzu dolduralım.
çok az daha koyalım. Bir avuç daha. Ve turşumuz üste çıkmasın diye kullandığımız plastik aparatımız var. Bunu her yerde bulabilirsiniz zaten. Bunu da koyduk. Suyumuzu hemen tamamlıyoruz. Kapağını kapatıp yaklaşık 15 gün dinlenme süremiz var. 15 gün turşumuzu bekliyoruz. 15 gün sonra afiyetle yiyoruz. Tamamen %100 doğal ve organik. Hiçbir katkı maddesi, hiçbir gübre, hiçbir yan ürün bulunmayan doğal kalderik, hodan, zılbıt, ıspıt turşusu. Afiyet olsun, sağlıklı günlerde tüketin inşallah diyoruz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere, hoşça kalın.